Evet arkadaşlar, şimdi sevmediğiniz parti iktidarda. Adamı sevmiyorsunuz diyelim. Şimdi sevmek için, sevmemek için 1000 tane bahane bulursunuz. Türk milleti olarak her türlü bahaneyi bulabiliyoruz. Adamın konuşmasını sevmezsin, yürüyüşünü sevmezsin, hareketlerini sevmezsin, havalı bulursun. Veyahut çalışmasını sevmezsin, tipini beğenmezsin, eşini beğenmezsin, çocuğunu beğenmezsin, yanındaki kişileri beğenmezsin. Biz Türk milleti olarak kusur bulmakta birebiriz yani. Bizden hala kusur bulan hiçbir topluluk yok. Sevmemek için 1000 tane bahanemiz hazırdır her zaman. 1000 tane iyilik yapar, 1 tane kötülük yapar. O 1 tane kötülüğü ömrümüz sonunca unutmayız. Neyse, şimdi bu sevmediğiniz lider Erdoğan diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu sevmiyorsunuz. Hadi sevmediğimizi, nefret ettiğimizi varsayalım. Ben de sizin gibi düşünmeye çalışıyorum. Sizi anlamaya çalışıyorum. Ya bu adama dönüp bakıyorum ki ne? Ben sevmiyorsam, ben nefret ediyorsam benden başka kimler bu adamdan nefret ediyor? Bakıyorum FETÖ nefret ediyor. PKK nefret ediyor. Avrupa nefret ediyor. Ülkemizin geçmiş durumuna bakıyorum. Bugünkü durumuna bakıyorum. Ülke kendi kasası devlet olarak zenginleşmeye başlamış. Yeni yatırımlar yapmış. Türkiye'de oldukça en büyük eserler, projeler, köprüler, yollar, hızlı trenler, buna benzer okul, üniversite gibi bir sürü yeni yapıtlar var. Sağlıkta, tarımda bir sürü çağ atlattırmış Türkiye'ye. Böyle bir lider var. Şimdi sevmiyor gözüyle bakıyorum. Ben de sizin gibi nefret ediyorum diyelim. Ya PKK bugün Erdoğan sayesinde, SİHA ve İHA'ların sayesinde 2 kişi yan yana gelip de dağda dolaşamıyor. Eskiden neydi öyle? 100 kişi, 200 kişi bir olup karakola baskın verirlerdi. Sabahlara kadar çatışma olurdu. Sabah 30, 40 ya da 50 şehidimiz olurdu. Şimdi 2 kişi bir araya gelemiyor. Daha önce belediyeye kayyum diye bir şey hayatta duymamıştık ya. Belediyeyi soyan soyuyordu. Şimdi PKK o kadar korkuyor ki AKP hükümeti onlara kayyum atayacak diye. Yaptıkları işleri o kadar yerin altına çektiler ki, o kadar titiz davranıyorlar ki ne. Ya bir keresinde ya halkın seçmiş olduğu, yani halk olarak sandıktan seçilmiş olan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken gibi böyle teröristleri, kravatlı teröristleri hapse at sen, senelerce hapiste yatır ya. Bir partinin yani hem milletvekili hem parti başkanı, bu adamlar halk seçmiş. Bu adamları sen yıllarca hapiste yatır. Daha sonra da çıksın birileri desin ki ne? Sen PKK ile işbirliği yapıyorsun desin. Ya arkadaş, bu HDP'den bir de yurt dışına kaçanlar var biliyorsunuz. Hani İlyas bir şeydi soyisim de, neyse, o kadar da bunların ismini ezberlemeye gerek yok. Zaten o kadar önemli insanlar değil. Bir de Tuğba Hezer diye bir tane pislik vardı. Yurt dışındalar. Bunlar tutuklanacağını anlanınca şimdi Avrupa'dalar, Türkiye'ye gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? Çünkü tutuklanacaklar. Adamların ya suç işleme potansiyelleri yüksek olduğu için Recep Tayyip Erdoğan'ın korkusundan Türkiye'ye giriş yapamıyorlar. Bu adamlar PKK terör örgütüne oy, insan kazandıran, dağ kadrosuna insan kazandıran kişilerdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde maaş alıp Millet Meclisi'nde ortalığı birbirine karıştıran ve Demirtaş'ın da ağzı çok güzel laf yapan, halkı da istediği gibi sokağa dökebilen CHP partisinin, Kılıçdaroğlu'nun da tam iyi bir şekilde anlaşabileceği gezi olaylarında hani insanları sokağa dökerek İstanbul'u yakıp yıkan bir büyük bir gruptan bahsediyoruz ya. Ne grubu? Adamlar Türkiye'nin %5, %10, 5 milyon oy aldılar. %10'unu geçtiler yani ya. CHP ile birlik olup hükümete hani aşağı indirmek için, koltuğunu eline geçirmek için gezi olaylarının kat ve kat büyüğü bir organize yapmayı düşünüyorlar. Ankara'dan İstanbul'a kadar zaten kol kola yürüdüler. Gezi olaylarında zaten beraberdiler. Polis arabalarını, belediye araçlarını, ambulansları zaten ateşe verdiler. Güneydoğu'da eskiden neydi öyle ya? Selahattin Demirtaş'ın emir vermesi üzerine sokaklara dökülen halk askeriyle çatışırdı ya. Sivil halkı öldürüyor diye yayınlar yaparlardı. Avrupalarda paylaşırlardı. Şimdi tuttu Erdoğan bütün bunların hepsini içeri tıktı. Ve kendini bilmez bazı kişiler, yok Barzani'yle pozları var, yok Şivan Permen'e, yok İbrahim Tatlıses'le pozları var.
Ya kardeşim siz var ya, siz bir oturun bir düşünün ya, adamın hastından adamın kahpesini ayırmalısınız ya. Adamın hasıyla kahpesini ayıramıyorsanız siz bu işi anlamazsınız. Güneydoğu'da sadece bu PKK yaşamıyor. Orada o kadar milyon Kürt de var. Hepsi PKK'lı değil. Şimdi bu PKK'lı Kürtler, bakın Türkiye Cumhuriyeti, Türk askeri polisi burada bize zulmediyor, bizi öldürüyor diye durmadan televizyonlarla, gazete aracılığıyla yayınlar yapıyor. Bizi katlediyor diyor. PKK'yı öldürüyor demiyor. Bizi katlediyor. Kürtleri katlediyor diyor. Onları kendilerine taraftar olarak kendi yanlarına çekiyorlar. Şimdi bunların devletin yanında olan bazı kişilerin de onların safına geçmemesi için tabii ki de bazen Barzani ile görüşürsün. İbrahim Tatlıses sanatçısını çıkartırsın. Dilini konuşmasını özgür hale getirirsin. Onlara iş imkanı verirsin. Ayrımcılık yapmazsın. Onlara ikinci sınıf muamelesi yapmazsın. Batıya götürdüğün hizmeti doğuya da götürürsün. Yani daha önceki devlet hükümetleri, hükümet adamları doğuya hiç yatırım yapmamışlar. Yol, hastane, okul hiçbir şey yapmamışlar. Erdoğan bütün bunların hepsini yapınca baktılar ki ne, insanlar, oradaki Kürtler devletin yanında yer almaya başlıyor. Bu sefer ne yaptılar? Oradaki bütün mühendisleri kaçırıp işkence yapıp öldürmeye başladılar. Müteahhitleri ortadan kaldırdılar. Bütün bunları gören Erdoğan askeriyenin koruması altında oraya hizmeti götürmeyi yine başardı. Geç de olsa başardı. Ve bu HDP'li milletvekillerini ağzı çok yapan, borazan gibi öten bu adi 200'lüleri içeriye tıktı. Şimdi HDP'ye can çekişirken içeriden aynı APO'nun İmralı Adası'ndan vermiş olduğu talimatların aynısını HDP'li Selahattin Demirtaş da CHP aracılığıyla Edirne kapalı cezaevinden vermeye başlıyor. Peki İstanbul ve Ankara seçimlerinde belediye başkanı adayı neden çıkartmadı bunlar? Çünkü CHP ile anlaştılar. Dediler ki biz Erdoğan'ı indirelim. Çünkü o çok büyük bir düşman. CHP'nin çıkarı iktidarı ele geçirmek. HDP'nin çıkarı ise hiçbir şekilde AKP sayesinde nefes alamıyorlar. HDP bitmek üzere. PKK dağıldı, dağılacak. Hiçbir eylem gösteremiyorlar. Eskisi gibi öyle operasyonlar yapıp yolları kesip kimlik kontrol edip insanları dağa kaldırıp işkenceler yapamıyorlar. Bir ara neydi? Öğretmenler, doktorlar, hemşireler Güneydoğu'ya gitmeye insan korkuyordu. Bütün bunların hepsinin önüne SİHA'lar sayesinde, İHA'lar sayesinde devletin güçlü olması, ekonomik olarak ve yönetimi ele altına alması, iç baskıların ortadan kaldırılması, hem dünyaya hem iç piyasaya gücünü göstermesi sonucu ne oldu? Artık orada Güneydoğu'da bütün o eylemler duyulmaz oldu. Askerlerimiz eskisi gibi öyle 20 kişi, 30 kişi, 5 kişi, 10 kişi otobüste giderken, gelirken veyahut da askeri de saldırılar altında, operasyonlar, çatışmalarda böyle ağır zayiatlar vermez olduk. Bütün bunların hepsi ne oldu? Hep Erdoğan'ın sayesinde. 8500 tane PKK'yı gitti Hendek olaylarında hepsini gömdü oraya. 8500 kişi temizledi. Şimdi o Güneydoğu'da PKK'ya hizmet eden o belediyeler birer birer kayyum atıyor. PKK'ya hizmet ettiği ispatlanan belediyeler. Peki CHP ne yapıyor? Hemen koşturarak bastonluk yapıyor ona. Ön ayak oluyor. Ne yapıyor? Diyor ki ne? PKK'yı diyor. Burada diyor. PKK'yı demiyor orada. Özgür halkın seçmiş olduğu halkın iradesine büyük bir darbedir diyor. Hemen Avrupa'ya koşturuyor. Televizyonu yayını basın alıp Avrupa'ya bizi rezil ediyor ki Erdoğan Avrupa'ya geldiği zaman çok değişik bir ortama geliyorsun. Orada insanlar böyle çok modern, takım elbiseli, kıyafet, parfümlü, makyajlı, kuaförlü, çok süslü ki öyle bir durumdalar ki ne? Yani sinek sineğe incitmiyor. Öyle öyle bir durumda yani. Neredeyse yani buradaki devlet başkanlarının, milletvekillerinin koruma falan hiçbir şeyleri yok yani. O derecede de tam böyle nezih, temiz, hiçbir kimsenin kimseyi incitmediği, üzmediği bir ortamda kalkıyor Cumhurbaşkanımıza soru soruyor. Sen diyor halkın seçmiş olduğu bir belediyeye kayyum atıyorsun, diktatörlük yapıyorsun diye. Haydi hadi kalk cevap ver. Ne yapıyor? CHP'nin ve İmamoğlu'nun yalanlarını orada dile getirip sunuyorlar. Ya demiyorlar ki arkadaş bu adam bu kadar PKK'ya silah taşıdı. Bu adam PKK'lı insanları işe aldı. PKK'ya para aktardı. Bu adam bizim askerimize, polisimize saldırdı. Çünkü burada çok abes oluyor bu. Avrupa'da çok abes böyle şeyler. Bir polise bir insanın saldırması çok abes.
Hayatta saldıramaz. Nasıl saldırır ya? Yani deli olması lazım, akılsız olması lazım bir kişinin polise saldırması için ya da ölümü göze alması lazım o derece. Burada çünkü çok inanmıyorlar böyle şeylere. Avrupa'da kimse inanmıyor. Böyle şey olamaz. Askere, polise kimse saldıramaz ya. Ne demek saldırır? Niye saldırsın ki? Çünkü görmemişler, yaşamamışlar. Geliyorlar burada bizim Cumhurbaşkanımızı çok zor durumda...